Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü de lezzeti de harika olan çok güzel bir ıspanaklı tart kek yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle ıspanak püremizi hazırlayarak başlayalım. Bunun için 150 gram ıspanağa ihtiyacımız var. Ispanakları yıkayıp sap kısımlarını ayıkladıktan sonra elimle parçalayarak uygun bir tencereye koyuyorum. Bu arada ıspanak püresini genellikle benim de yaptığım gibi bir gün önceden hazırlayarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Evet, ıspanakları parçaladıktan sonra üzerine yarım su bardağı kaynar su ilave ediyorum ve sadece ıspanaklar yumuşayana kadar pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve ıspanakları yaklaşık 1 dakika sadece yumuşayıp küçülene kadar pişirdim ve şimdi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Tarifimiz için 1 su bardağı ıspanak püresine ihtiyacımız var ve bu ölçülerle tam 1 su bardağı ıspanak püresi elde ediyoruz. Evet, ıspanak püremiz hazır. Şimdi 1 bardağı alıyorum ve soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, püremiz soğuduktan sonra keki hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için karıştırma kabına oda ısısındaki 2 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine 1 çay bardağı şeker ilave ediyorum. Ve şimdi mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Evet, rengi iyice açıldı ve krema kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi mikseri bırakıyorum ve içerisine 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ve 1 çay bardağından 1 parmak eksik oda ısısındaki sütü ilave ediyorum. Soğuyan ıspanak püresini de ekliyorum ve bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Un kabımda 2 su bardağı unum var. Fakat ilk etapta hepsini eklemiyorum. Şimdilik 1,5 su bardağı un ilave ediyorum ve 1 paket vanilya ile 1 paket de kabartma tozu ekliyorum ve çırpma teliyle güzelce karıştırarak kıvamına bakıyorum. Ve malzemeleri güzelce karıştırdım. Kıvamı gayet güzel bence. Yani toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Bu arada tart kalıbının her yerini tereyağı ile yağladım ve fırınımı da alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını kalıba boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Ve birkaç kez tezgaha vurduktan sonra keki önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kekim pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 10 dakika sürdü. Çok kısa sürede pişen bir kek olduğu için dikkatli pişirelim lütfen. Kürdan testi yaparak kürdanınız temiz çıktığında fırından alabilirsiniz. Keki fırından çıkarttıktan sonra 15 dakika bekledim ve videoda gördüğünüz gibi kenarlarına hafifçe bastırarak kalıptan kurtarıyorum ve daha sonra üzerine bir tabak kapatarak ters çeviriyorum ve keki kalıptan çıkartıyorum. Ve soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, kek soğuduktan sonra şimdi uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 4 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı sütüm var. İlk etapta sütten bir miktar ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum.
ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra muhallebiyi hiç soğutmadan kekin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve daha sonra ben üzerinin sosunu hazırlayana kadar şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet, şimdi küçük bir sos tenceresine bir paket hazır orman meyveli sosu alıyorum. Üzerine bir silme tatlı kaşığı nişasta ve paketin üzerinde yazdığı gibi bir su bardağı su ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve sosu kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi sosu hiç soğutmadan dolaptan çıkartmış olduğum tatlının üzerine döküyorum ve yavaş ve dikkatli bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu arada 30 gram kadar beyaz çikolatayı Benmer usulü erittim ve bir sıkma torbasına koydum. Şimdi çikolatayı da hiç soğutmadan aynen videoda gördüğünüz gibi sosun üzerine sıkıyorum. Ve bir kürdan yardımıyla şekil veriyorum. Ve şeklini de tamamladıktan sonra en az 3-4 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, pastayı yaklaşık 4 saat kadar dolapta dinlendirdim. Şimdi üzerindeki çikolatanın çatlamaması için bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçeteyle kuruladıktan sonra dilimliyorum. Ve hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi gerçekten. Yiyen herkes çok beğendi ve herkesten tam not aldı. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.